bir ay içerisinde 21 canınızı toprağa vermişsiniz. Bu kolay bir şey değil. Bir savaşta değilsiniz. Bunun evveliyatına gidelim. Ne demek istiyoruz? Her şey yapılması gerektiği gibi yapılıyor mu? Bir, şu an operasyon sırasındakiler ki bunu askeri yetkililerimiz düşüneceklerdir. Üzerlerine düşeni yapacaklardır. Bir de siyasi kanadı var olayın. Bu olay bu hale nasıl geldi? Terör bitmek üzereydi. İnsanımızın bunu bir daha düşünmesini istiyorum. Artık bu balık hafızalarımızdan kurtulmanın vakti geldi. Çünkü bakın, Pençe Kilit operasyonunun yapıldığı bölge neresi? Kuzey Irak. Bu bölge nasıl bu kadar istikrarsız bir hale geldi? Amerika'nın Savunma Bakanlığı'ndan Wolfowitz şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, biz Irak'a girme konusunda tereddütlüydük. AK Parti hükümeti bizi cesaretlendirdi dedi. Ve Amerika'yı hatırlar mısınız? O günlerde Saddam'a işte kimyasal silahlar var diyerek ülkesini işgal etmeye, ülkesine girmeye başladığı zaman çakılıp kalmıştı. Ne zaman ki Türkiye'de hava üsleri, Amerika Birleşik Devletleri askerlerine açıldı, ne zaman ki Amerika uçaklarının yakıtlarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde bulunan üslerinden yapıp gidip bombalayıp geri dönmeye başladı ki bunları sorti olarak adlandırdılar o gün, Irak Devleti'nin bölünmesinin yaşandığı süreç de başlamış oldu. Bizim bundan önce başında Saddam veya başka birisi fark etmez, bundan önce güney sınırımızda bütün bir Irak devleti vardı. Amerika'nın 2003 yılında Irak'a girmesinden sonra artık bizim güney sınırımızda parçalı bir devlet var. Merkezi hükümetin sözü geçmiyor ve burada terör örgütleri konuşlanmış durumdalar. Şu anda hem Suriye sınırımızda hem de Irak sınırımızda maalesef hani merkezi bir yönetimle kontrol edilen bir ortam yok. Ve o yüzden terör belası günden güne büyümeye devam ediyor. O yüzden bizim Mehmetçiğimiz şu an sınır dışında. Normalde hep ne derdik? Hava kuvvetlerinin saldırısı olurdu. Kandil dağları bombalandığını duyardık haberlerden. Geri dönerdi askerimiz. Hani kısa bir saldırıyla giderdi, bombalardı, girerdi, geri dönerdi. Ama böyle bir kayıp vermezdik. Şimdi ne oldu? Şimdi askerimiz orada durmak zorunda kaldı. Niye? Çünkü orada istikrarsız bir bölge oluştu. Profesör Doktor Haydar Başbey ve onunla birlikte Bağımsız Türkiye Partisi olarak bizler bu konuda çok ciddi bir şekilde halkımıza ulaşmaya, yetkililerimizi uyarmaya çalıştık. Maalesef sözümüz dinlenmedi. Vecdi Gönül, Milli Savunma Bakanı o zaman. Biz dedi ardı ardına 3000 sorti ile Amerika Birleşik Devletleri'ni destekledik. Çok ciddi bir şekilde bu desteği verdi AK Parti hükümeti. Türkiye'den yakıt aldı Amerikan uçakları, gitti bombaladı, geri geldi. Ve bunun üzerine orada resmi rakamlarla 1 milyon civarı sanırım insan öldü. Çocuklar kolsuz, bacaksız, annesiz, babasız kaldılar. Kadınlar tecavüze uğradı. Ebu Garip'ten seslerini duyurmaya çalıştılar. Bunlar Irak halkı için o savaşın sonuçlarıydı. Ama bizim sınırımızda böyle bir şey oluyorsa sanmayın ki bunun bir sonucu bize dokunmaz. Ne oldu sonraki aşamada? Irak merkezi hükümeti artık bütün Irak'ı hükmedebilen bir hükümet olmak özelliğini kaybetti. Ve Irak fiili olarak üçe bölündü. Ve sınırlarımız terör örgütlerinin konuşlandığı bölgeler haline geldi. Aynı hatayı yine AK Parti hükümetiyle Arap Baharı estirildiği zaman yine aynı şekilde yaptık. Ha, bu sefer ne yaptık? Bu sefer de yine taraf olduk. Kendi sınırımızdaki ülkeyi düşman ilan ettik. Yine Amerika adına bir taraf tutma durumuna geldik. Kim yaptı bunu? Yine bunu AK Parti hükümeti yaptı. Ve sonuç ne? Sonuçta yine güney sınırımızda yine güvenli olmayan bir bölge oluştu. Şimdi güvenli bir koridor oluşturmaya çalışıyoruz ama bu kolay bir şey değil. İşte bunu oluşturmak için 22 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında, 24 yaşında gencecik fidanlarımızı toprağa veriyoruz. Şu anki harekatla ilgili hiçbir şey söyleyemem. Çünkü muhakkak herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyordur. Bir vatan savunması durumu söz konusudur. Ama geriye dönük olarak baktığım zaman bu duruma biz bu yanlışlar sebebiyle geldik. Ve maalesef tercihlerimizi gözden geçirmediğimiz için halk olarak da şu anda ağlıyoruz. Eğer yine tercihlerimizi gözden geçirmemek konusunda ısrarlı davranırsak Allah korusun belki başka büyük hatalar çok daha büyük sonuçlara da sebep olabilir.